Merhaba benim güzel YouTube ailem. Bugün size nereden sesleniyorum? Tabii ki şöyle göstereyim. Uçumcu kardeşlerimizin yanından sesleniyorum. Ne için? Arkadaşlar dışarıda rüzgar var. Rüzgar olduğu için de sesten dolayı rahatsız oluyorsunuz. Aynı zamanda burası gölgelik olduğu için de 10 numara bir görüntü ortaya çıkıyor. Yalnız Ege gittikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz bayağı bir sıkıntı çekiyorum. Kamera çekimiyle ilgili olsun, kuşların bakımıyla ilgili olsun. Resmen sağ kolum gitti gibi. Büyük bir hani kolum kanadım kırık. İnşallah derslerin oradan çalışır. Öbür türlü arkadaşlar çok üzüleceğim. Yani yeter ki dersini çalışsın. Sıtkı dayımın yazmış olduğu mesaj, Kahraman Dural'ın yazmış olduğu mesaj beni fazlasıyla derinden etkiledi. Tüm öğrencilerin, özellikle Ege ve tüm arkadaşlarının eğitim öğretim yılını kutluyoruz. İnşallah çok güzel yerlere gelecek şekilde derslerini çalışırlar ve mutlu olduğu işleri yaparlar. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmadan okul hayatı devam eder. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bunları uçurmaya başlamadan önce sizlere söylemek istediğim bir şey var. Daha önceden biliyorsunuz arkadaşlar hiç çekiliş yapmadık ama yapacağız. Bizim en büyük sorunumuz şu, hediye ettiğimiz ya da çekilişe koymuş olduğumuz kuşların hani gözden çıkarmış olduklarımızın olmaması konusunda dikkatli olacağız. Ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? En iyilerini çekilişe koymak istiyorum. Özellikle de elvanların içerisinde sizlere öyle bir çekilişte hediye vermek istiyorum ki onları yanımdaki kasaya koydum arkadaşlar. Hemen size göstereyim demeden önce çilliyi görüyorsunuz. Kendini artık ispatladı. O öten hangisi ya? Akıllı olun lan. Evet arkadaşlar şöyle size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bir çift damızlık fındık macarımız. Şöyle gösterelim size incitmeden. Bunlarla ilgili olarak ne düşünürsünüz bilmiyorum ama arkadaşlar bunları çekiliş yaparak hediye edelim. Türkiye'nin herhangi bir yerine bunları gönderelim isterseniz. Ne dersiniz arkadaşlar? Ama çekiliş yapmayı bilmiyorum. Bu konuda sizlerle biraz istişare yapalım. Katılım şartları, şunları bunları birlikte karar verelim. Ona göre arkadaşlar bunları sizlere hediye edelim. Şöyle 0.5 yapalım mı 1 mi yapayım onu bilmiyorum da şöyle 1 yapsam daha iyi olur. Biraz korkuyorlar benden. Şimdi onları isterseniz dışarıya bırakayım. Dışarıda çekim yaparsak belki daha da güzel olur ama kuşçu kahvesinde oluyor ya böyle. Arkadaşlar hani bir tane kafesin içerisinde kuşlara şey yapıyorsunuz hani değer biçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi sarı macar, fındık sarı macar. Ben öyle biliyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bunları hediye edelim. Umarım beğenirsiniz. Ama dediğim gibi hani çekiliş nasıl yapılır, nasıl yapılmaz sizlerden ben öğreneceğim. Ona göre bunları yani önümüzdeki hediye edeceğimiz kuşlarımız bunlar. Bakarsınız daha ileride daha da değişik kuşlarda hediye edebiliriz. Çünkü bu işleri tam bilmediğim için fazla girmek istemiyordum ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Sonuçta biz 16.300 kişilik bir aile olduk. Bundan sonraki süreçte de inşallah arkadaşlar daha da artarız. Bu postalarla ilgili hediye konusunda da artık sizler bir şeyler söylersiniz. İçinden kendini ispatlamış olan kuşları ben hediye etmek istiyorum. Şundan korkuyorum arkadaşlar aslında. Ya hocanın işine yaramayan kuşları bize verdi. Ya da elinden çıkarmak istediği, satamadığı ya da veremediği kuşları bize hediye etti gibisinden düşüncelere dalmanızı istemem. Hadi bakalım. Şunu da şöyle kenardan. Çık dışarıya bakalım diyeceğim de. Hadi. Gelin gelin. Arkadaşlar misafirlerim varmış. Gençler. Kimlermiş o misafirler? Bakalım. Şu
gün batımını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam videoyu çekerken misafirlerimizle buyur edelim. Yarın sen değil ben küçük. Hemen üstüne. Ben önüme geçiyorum. Nasılsın kardeş? İyisin. İyi. Adın ne? Emin. Emin kardeşimiz. Sen de büyüyorsun. Sağ olasın. Kardeş hoş geldin. Sağ olasın. Şimdi Volkan, ben bu kuşları hediye etmeyi, çekilişle hediye etmeyi düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? İyi olur hocam. İyi olur değil mi? En mutlu. İnsanlar şöyle bir kaliteli kuş hediyesi alsınlar. Damızlığımız. Erkek sağdaki erkek, soldaki de dişi. Sarı macar bunlar değil mi? Sarı macar. Yanlış söylemek istemiyorum. Fındık kafa, sarı macar. Fındık kafayı bilmiyorum da. Şu fındık kafa gibi görünüyor da. Şu öbürü fındık da kafa der. Delik tamam o zaman baksana. Öyle mi? O kadarını anlamam. Neyse. Şimdi şunları bir aç, bir dışarı çıksın. Açım tanıtmayak mı? Tanıttım. Ama ben şunu sen elimden al şu telefonu. Ben elde bir de göstereyim. Bazı arkadaşlar belki merak edecekler. Anlat ya, kulağını da göster hocam. Tabii ki. Ama dişi biraz genç. Genç, evet. Siz artık ona göre. Bakın arkadaşlar, kanatlar çekilmiş, kesilmiş. Şöyle. Kanat tüylerini söylemeye gerek var mı? Kanat vermişler hocam. Kanat mı vermişler? Yani kanatlar çekilmiş. Değil mi kardeş? Sen de anlıyor musun? Anlıyorum. Sen kuştan anlıyor musun? Evet. Aferin. Kuşa bak. Fındık macarımız nasıl arkadaş? Şöyle. Gözlerin rengi çok güzel. Evet. Elleme. İncitiyorsun. Ne incitiyorsun? Tamam, şöyle mi yapıyorsun? Öyle değil. Elini şöyle bak. Şöyle bak. Elini şöyle tutuyorum. Dur. Boynunu acıtırsın. Evet. Arkadaşlar biz yere bırakalım. Yerde çeksin bizim Volkan kameramanımız. Bunu da ben tanıtayım. Gel buraya. Gel. Şimdi şu 3x biraz izleyelim de bunu. Arkadaşlar nasıl? Bak şimdi tam ayrıntılı olarak size gösteriyorum. Çünkü yarın öbür gün hocam bunun kaportada sıkıntı var. Dediğim gibi tüm özellikleri, ekspertiz raporunu tamamen söyleyeyim ki yarın öbür gün hasar kayıtlı falan çıkarsa kendimi kötü hissetmeyeyim. Hadi sen de boncuğum biraz acıkmış herhalde. Buna yem versek mi? Verelim değil mi? Vereceğiz de korkuyor. Biraz önce de bayağı besledim ama. Öyle mi? Yok ya. Buralara yem attım ben de. Hani bir de ot çıksın diye şuraları komple suladım. Bak otlar çıkmaya başladı. Çekiştirip ot yiyorlar. Bu da güzel bir şey aslında. Lan fındık kafa. Neyse. Arkadaşlar biz Volkan'a dönelim. Birazdan kuşları uçuracağız ama erkeğimiz nasıl? Et hocam kafa. Erkeğimiz dövüş kafası büyük gibi. Böyle dövüş orosu gibi biraz kafasından darbeymiş. O da kuşlarla dövüştüler. O dövüştüler. Bir şey olmadı, kanat gelir. Yer kavgası gelir. Yaptılar. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Nasıl arkadaşlar? Bakın ona göre çekilişe koyacağımız kuşlar hakkında herhangi bir problem kanadı yok. Kanadı geliyor hocam. Kanatları geliyor. Kuyruk renkleri aynı. Kuyruk renkleri aynı. İkisi de aynı. Herhalde yumurta aynı. İkisi de eller. Yok. Onların kapağı güzel. Yeni kapak kuyruk güzel. Geliyor. Ayaklar güzel. 44 numara. Aynı. Aynı benim ayağım gibi. Koca. Devam. Mezar onu... gibi. Hadi onu bir yere bırak. Şöyle yavaşça bırak. Öyle. Evet. Biliyorsun bu konuda biraz sıkıntılıyım ben. Şimdi şunları iyice inceleyelim. Evet. Dişimiz. Erkeğimiz. Erkeğimize şöyle iyice bir yakından bakalım. Allah'ına kurban senin. İnşallah arkadaşlar beğenirsiniz. Hocam bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Bu damızlı kuşa niye bunlar şey takmış Zonguldak? Zonguldak ne lan? Yok yani Yozgat, biz... yok Sivas. Ha zıngıldak diyelim biz ona. Zıngıldak, Zonguldak, süt Zonguldak. Ayağına takmışlar. Evet ya o şimdi bunu ilk sahibine... İlk sahibine söylemek lazım. İstersen bir çıkart. Acıtma ama tamam mı? Çıkmaz gibime geliyor. Niye? Çok öyle. Öyle çıkmaz. Sen bilmiyorsun çıkartmayı. Bir yani, ayağını böyle yapacaksın. Öyle ayağını ağrıtırsın işte. Öyle mi? Her şeyi biliyorum. Bakıyorum da. Çıkmayacaksa ben, acıtma. Yok denerim. Penseyle keseyim ben onu. Olur mu? Çıkarttık ha. Ben öyle ayağını acıtmak istemiyorum. Evet. Ağrıyor. Aynen öyle. Kaç kere kuşun biraz sev onu biraz. Sev amcası. Sevmem onu. Sevmem seni canına sıkma ben seviyorum onu. Geçen gün arkadaşlar kanatlar bu kara nakışının bir tane kanadını çekerken üzüldük. Üzülünce bu sefer Volkan gerçekten şey yaptı. Bir dakika. Kanadını yarım saat boyunca masaj yaptı. Niye? Çünkü gel öyle bacağını acıtma şimdi bak hele. Oy. O kadar ki hassas bir arkadaş. Hadi bak bırak istersen.
Olsun. Gel, at önüne. Gel. Evet, yemlerken şöyle daha rahat görüyoruz arkadaşlar. Ben şöyle erkeğe bir odaklanayım. 3x'le çok rahat şekilde de gösteririm. İnşallah arkadaşlar Türkiye'nin herhangi bir yerinde tam olarak tabii otobüs gidiyorsa biliyorsunuz benim lojistik desteğim Osman Öksüz kardeşim. Ona bu kargoyu verdiğimizde Türkiye'nin herhangi bir yerine göndereceği konusunda hemfikiriz diye düşünüyorum. Ben eğer o işi yapabilirsek, başarabilirsek bu çekiliş olayını, dediğim gibi herhangi bir yere göndereceğini düşünüyorum. Neyse, bunlar burada beslensinler. Sana zahmet şu kafesi yukarıya alabilir miyiz? Arkadaşlar Ege gittikten sonra artık Volkan benim üçüncü oğlum, ortanca oğlum olarak hayatına devam ediyor. Efendim? Ege oldu mu oğlunuz? Hayır. Ege varken ortanca oğlumdun. Hal ortanca oğlumuz. Şu an sadece gücüm sana yetiyor. Hadi şunları bir çıkartalım. Bu arada arkadaşlar Volkan'ı yakında tapusunu da alacağım. Evet. Hadi bakayım. Hadi aferin. Arkadaşlar nasıl alışmışlar değil mi? Yoksa Volkan'ın sayesinde mi çıkıyorlar? Allah'ınıza kurban. Orada of, bu çok kötü vurdu. Tamam, Allah'ınıza kurban sizin. Devam et. Kim tutar sizi? Hırslı. Kısaya gelin. Yani kısa normalde o kadar hırslı olmaması lazım. Şunu birazdan mesela ben kral aldım. Hırslıdır abi, biliyor musun? Evet. Bir de toplamadan. Ama birden vuracaklarmış gibi geliyor ya şeye. Yukarıya. Of. Osmanlı'da sıkıntı oluyor ya. Efendim? Osmanlı'da sıkıntı oluyor. Niye? Şimdi binalara mı vuruyorlar? Yok, binalara değil hocam. Ne? Şimdi bir kuşçu dip dibe besliyor. Nerede bu? Hah, burada. Kuşçu dip dibe besliyor böyle. Koltuklar mı? Evet. Koltuk nasıl ya? Koltuk diyorlar onlara. Yok, dip dibe besliyorum ben. Dip dibe besliyor. Adam kısayı çeviriyor. Öbürü de hep sonra piştik yapıyor. Onlar alıp vermeyecek. Onun biraz şeylik yapıyor. Sün ya da zahit oluyorlar. Böyle kısaya döndüğü an tam kısaya gelmeden örpe vuruyor. Kaç kere yaşadım. Hadi gel şöyle. Gel bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Şöyle buradan uçsunlar. Yani o tarafta uçunca problem oluyor. Şimdi bu tarafa gitmesinler. Sağa gitsinler diye. Bunu nasıl yapabiliriz? Yaparız. Bak üstümüzde. Sen halledersin onu. Hadi kuşlar şeyin içerisinde geziyorlar ya. Otların içerisinde geziyorlar. Bak. Bak. Ben hemen geçeyim bakalım. Bak. Arkadaşlar gördünüz mü? Birbirine çarpıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok iyi. Demek ki ben tarlanın öbür tarafından uçursam daha da iyi görüntü çıkacak. Harika. Öbür tarafa gittiler bu sefer. Lan olmadı şimdi. Ha? Oo. Rüzgarın sesini, Allah. Rüzgarın sesini duydunuz değil mi? Bu arada Emil Hüseyin. Emil Hüseyin mi, Emin Hüseyinli mi? O tam olarak bilmiyorum. Adaşım Halil'e de selam gönderiyorum. Şöyle bakın. Kadir Ameş geçmiş olsun. Arılar sokmuş seni. Vallahi o acıyı biliyorsun. Ben iyi bilirim. Oo, takibe bak, takibe. Resmen. Vallahi National Geographic futbol programını sunan kameraman gibiyim. Hadi bakalım. Maşallah diyorum. Bisikletlik rehber kulağın çınlasın. Vallahi şu yarışmayı da bir türlü yapamadık çünkü senin kadar iddialı olamadım. Ben mi? He. Kimle? Ben de. Senin kuşun var mı ki? Kuşum olur. İnşallah. Buradakiler ne olacak? He? Buradakiler ne olacak? Evet. Eyvah. Şimdi arkadaşlar görüntü 10 numara ama kollarım uyuştu artık. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz ara vereyim, misafirlerle ilgileneyim, olur mu? Hadi burada durdurayım, birazdan içeri girişlerini çekelim. Baksana. Gel. Başka.
gençler, hadi gelin bakayım. Şöyle kapıyı kapat. Oho, bunlar hemen girdi içeriye. Demek ki acıkmışlar. Arkadaşlar bu işi öğreniyoruz yavaş yavaş. Neyse onlar girsin, video çeksin. Atsana lan burayı. Gidelim, siz ceza verin. Ha, ceza verin. Hayırdır? Evet. Niye? Ben de piyasın geldi. Ben vuracağım daha dur. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuşlar içeri girdi zaten, çoğunu da gördünüz. Ben rahatsız etmeden gelen misafirlerle ilgileneyim diye bir kahve molası verdik. Kuşların girişlerini de seyrettiniz. Aynı zamanda dostlar, hediye edeceğim o Macar, sarı Macar, fındık kafa ve öbürünü tam olarak bilmiyorum. Yakından çekimi de gördünüz. Bu arada her cümlemin ardında Ege'yi özlediğimi hissediyorum. Neyse. Duygusala bağlamadan videoyu burada bitirelim. Ne diyelim arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bu aralar video izlenmeleri de düştü. Onu da dikkate alarak o güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.